Ben geldim. Evet, siz de Kucak Doğusu Masallar adlı kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Gayet iyisiniz. Görüyorum, görüyorum. Aman canım, hissediyorum. Evet, hepiniz çok iyisiniz. Ben harikayım. Hele ki sizlerle birlikte olmak var ya, değmeyin keyfime. Çok iyi. Bugün masalımızı anlatmaya başlayacağız. Ama ne yapacağız? Önce tekerlememizi söyleyeceğiz. Değil mi? Karpuz, sen biliyorsun değil mi? Sen içinden söyle. Yine karpuzla birlikteyiz. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellen iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, nerede miyiz? Harika yeşillikler içerisinde harika bir ormandayız. Evet. Zaman mı? İlkbahar. Yani yaz geliyor. Ondan sonra da ne oluyor? Sonbahar geliyor. Ondan sonra da kış. Değil mi? Şimdi bizim masalımız ilkbaharda geçiyor. Yani yaza adım atıyoruz. Evet. Şimdi harika bir orman. Yeşillikler içerisinde artık bahar gelmiş. Böcekler. Çeşit çeşit böyle. Evet. Böyle sesler çıkarıyor böcekler. Evet. Çiçekler açmış. Harika bir bahar havası. Masalımız bu. Kimlerin arasında geçer? Evet. Ağustos böceğiyle karınca. Evet, masalımızın ismi de Ağustos böceği ve karınca. Hadi bakalım. Masalımızı anlatmaya başlayalım. Şimdi bu yeşillikler içerisinde işte böcekler, ondan sonra işte çiçekler açmış, her taraf yemişi. Bu bizim Ağustos böceği. Çocuklar, işi gücü neymiş biliyor musunuz? Devamlı elinde bir keman çalsın, eğlenceye gitsin, ondan sonra koşsun, ha 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 hihi. Bir de karıncamız var. Evet, çok hamarattır karıncalar biliyorsunuz. Çok da hamarat bir karıncamız var. Bir gün karınca diyor ki, Ağustos böceğine. Şey diyor, Ağustos böceği kardeş diyor, neden diyor, sen de diyor kışa hazırlık yapmıyorsun diyor. Hep diyor, elinde bir keman. Ondan sonra gidiyorsun, eğleniyorsun. Sabaha kadar. Hiçbir iş yapmıyorsun. Ama ben kışa hazırlık yapıyorum. Kış uzun. Bunun üzerine şey de demiş ki, Ağustos böceği de, sana ne? Sana ne? Ben çalışmak istemiyorum. İstemiyorum. Ben sadece eğlenmek istiyorum. Zaten kıştan çıktı. Böyle neşem yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Ama şimdi eğlenmek istiyorum demiş. Bunun üzerine karınca da demiş ki, ama demiş bir şey söyleyeceğim demiş. Biz demiş yemek toplamazsak, onları evimize getirmezsek sonra kışın nasıl biz karnımızı doyuracağız demiş. Olabilir demiş. O zaman sen de demiş, yapma iş benim gibi demiş, sen de eğlen demiş. Çocuklar, bu kadar laftan sonra var ya, karınca var ya, hiç kırılmamış, hiç üzülmemiş, hiç. Peki demiş, sen bilirsin demiş. Neyse, kalkmış, oh Allah, gitmiş eğlenceye. Sabahlara kadar eğlenmiş ama karınca da hep evine mesela ne almış, taşımış? Çiçeklerin tohumlarından almış. Evet, her tarafta cevizler varmış, neler varmış. Böcekler de orada onlarla besleniyormuş. Ondan sonra ufak ufak böyle tahta parçaları bulmuş karınca. Onları evine taşımış.
Öyle günler geçmiş. Bir gün çok yorgun gelmiş Ağustos böceği. Nasıl yorgun, nasıl yorgun? Şimdi karınca da demiş ki, Ağustos böceği kardeş, hadi demiş, istersen biraz bana yardım et. Ondan sonra da seninle birlikte ben de gelirim. Biraz eğlenmeye demiş. Hayır demiş, karışma bana demiş. Neyse günler geçmiş çocuklar. Sonbahar gelmiş. Havalar bir soğumuş. Nasıl biliyor musunuz çocuklar? Kar diz boyu. Rüzgar amanın amanın nasıl soğuk. Neyse karınca evinde oturuyor. Bakmış gecenin bir yarısında kapı çalıyor. Kim acaba? Çocuklar kapıyı açmış. Kim var? Hı? Eve Ağustos böceği gelmiş. Evet. Ne mi yapmış? Açmış kapıyı. İyi kalpli. Açmış kapıyı. Bir bakmış ki perişan, bitmiş, yorgun, üzgün, mahcup böyle kafasını böyle çocuklara eğmiş. Onu beni demiş, içeriye alır mısın? Karınca kardeş demiş, tabii ki demiş. Hemen kapıyı açmış, içeriye almış. Ondan sonra senin demiş, şimdi karnını açtır. Hemen böyle yapmış Ağustos böceği. Evet, evet. Tamam demiş, hemen şimdi demiş sana demiş. Yemek hazırlıyorum. Ondan sonra otururuz bir güzel yeriz. Bir şey sorabilir miyim Ağustos böceği kardeş demiş. Evet demiş. Çok yer kapı çaldı, çok yere gittin, kapıyı çaldın ama hiç kimse kapıyı açmadı değil mi? Sonra da bana geldin. Öyle mi? Deyince Ağustos böceği kafasını önüne eğmiş. Evet demiş. Bir şey sor, ben de bir şey sorabilir miyim karınca kardeş demiş. Evet. Ben sana demiş o kadar ters cevaplar verdim, kızdım, söylendim, sana yardım etmedim. Sen demiş hiç bunları demiş kırılmadın, üzülmedin de ve demiş bana kapı açtın ve şimdi bana kapıyı açtın ve bana şimdi yemek veriyorsun, yatacak yer veriyorsun. Nasıl bir şey demiş. Sevgi demiş. Ben herkesi severim. O senin hayatındı. Yani şimdi demiş sen beni kızdıysan, kızdırdıysan, ondan sonra beni kırdıysan ben şimdi kapıyı açmam mı lazım demiş. Olmaz demiş. Ve oturmuşlar. Bir güzel yemeğini yemişler. Etmişler. Oh, hemen bir tarafa da Ağustos böceği yapmış. Sabah olmuş. Sabah olunca Ağustos böceği demiş ki ben demiş hiç gece uyuyamadım demiş. Karınca kardeş demiş. Ben bundan bir ders çıkardım demiş. Bu yaşadıklarımda. Bir daha demiş, kış bitince hep çalışacağım. Seninle bir sana yardım edeceğim. Sen de bana yardım edeceksin. Ondan sonra işlerimizi çabucak bitirip, ondan sonra eğlenmek istediğimiz an gideceğiz, eğleneceğiz. Tamam mı demiş. Bunu öğrendim demiş. Başka ne öğrendin demiş karınca. Sevgi. Her şeyin başı sevgi. Bunu öğrendim demiş. Sonu mu ne? Başı sevgiyse sonu ne? Sonu da sevgi. Her şey sevgi. Her şeyi seveceğiz. Kuşu, kurdu, insanı, çiçekleri, böcekleri, canlı olan her şeyi. Her şeyi seveceğiz. Mesela şunu söyleyebilirsiniz. Ben sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Sevgi tek taraflı olmuyor ki. Bakın şimdi ben ağzımdan seni çok seviyorum derken o sen olan sen de aynı anda beni seviyorsun. Yani sevgi karşılıklı aynı an yola çıkıyor.
Evet. Her şeyi seveceğiz. Bakın her şeyi sevdiğimiz vakit hayat o kadar güzel olacak ki. Evet. Bu masaldan da çıkaracağım şey sevgi. Sevdiniz mi? Beğendiniz mi masalımı? Bunu biraz kopya çektim ama ben kendime göre anlatmış oldum bu masalı. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam, ne mi yapıyoruz? Şimdi cüp yatağa yatıyoruz. Ama cüp yatağa yatmadan önce ne yapıyoruz? Pijamalarınızı giyiyorsunuz. Geceliklerinizi giyiyorsunuz. Ondan sonra evet, masal dinliyorsunuz. Evet. Uyumadan önce muhakkak bir masal dinleyin. Olur mu? Onu o masalla uyuyun. Böyle mışıl mışıl uyuyun. Tamam. Tamam. Unutmadım. Evet, size iyi geceler diyeceğim. Sonra da öpücüğümü göndereceğim. Hadi bakalım. İyi geceler. Tatlı rüyalar.